Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 40 farklı ilden gönüllü olarak Manisa'ya gelen 43 üniversite öğrencisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Damla Projesi kapsamında şehrin misafiri oldu. Öğrenciler Bakanlık tarafından hazırlanan 9 günlük program kapsamında il genelinde bulunan ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir araya geldi. Gönüllü gençler eğitim aldıkları bölümlerle alakalı öğrencilere bilgiler aktarırken öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Çok güzel geçti. Yaptıkları etkinlikler çok güzeldi. Çok memnun kaldım. İstedikleri zaman gelebilirler. Abilerimin geldiği için çok teşekkür ederim. Onlar bizi etkinlik yaptırdı. Çok eğlendik. Onlara çok teşekkür ederim. Manisalı öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllüler öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi. Ayrıca Manisa'da sosyal ve ticari mekanları da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip yakından tanıma fırsatı yakaladı. Ev ziyareti de yapan gönüllüler ayrıca üretim faaliyetlerinde bulunan çiftçi ve esnafın günlük işlerine de yardım etti. Türkiye'nin her tarafından geldiler bizi ziyaret etmeye. Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim. Sana bugün yardım ettiler iş yerinde. Bize yardım ettiler iş yerinde. Saman verdiler, yem verdiler hayvanlara. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. Şuraya. Ziyaretlerde çevre duyarlılıklarını da gösteren gönüllü gençler çevre temizliği de yaptı. Gönüllü gençler program kapsamında Sartar abileri, tarihi kula evleri, kula peri bacaları, Yunus Emre türbesi başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri de ziyaret ederek Manisa'nın kültürü ve tarihi hakkında da bilgi sahibi oldu. Yani herkesin burada öğrendiği uçan kuşa bile dokunduğumuz bir projeden bahsediyoruz aslında Damla Projesi olarak. Köy okullarındaki öğrencilerle buluştuk. Öğrencilere kariyer planlaması yaptık. Öğrencilere mesleklerden bahsettik. Onlara hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu, severek iş yapmanın ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Ve onlara bir nebze olsun iyi gelmeye çalıştık. Köy okullarına gidiyoruz. Köy halkıyla hasbihal yapıyoruz. Burada bir ağrılı olarak 1700 kilometre yoldan gelip Manisa'daki bir kardeşimin, bir ablamın, abimin gönlüne dokunmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. İmkan bulamayan gençler bu şekilde Gençlik Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu projelere başvurarak birçok kültürü tanıyabilir. Birçok gönüllülük projesine, sosyal sorumluluk projesine katılarak mutlu olabilir. Yani hem mutlu olup hem mutlu edebilir. Şehit ailelerini de ziyaret eden gençler, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk eşliğinde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i de ziyaret etti. Ziyaret sebebiyle duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karadeniz, gençlere çeşitli hediyeler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Damla Projesi ile gidilen illerde dezavantajlı aile, çocuk ve gençlerin hiçbir din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan katılımcı gençlerle bir araya gelmesi, kültürel değerlerin karşılıklı aktarımıyla programın yürütüldüğü yörelerdeki insanlarla katılımcı gençlerin hayata bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesi amaçlanıyor.